Integral Forex TV ile yine karşınızdayız. 2020 yılının ilk yayınını sevgili Meryem Gürsoy ile birlikte yapmak istedik. Biraz yayının konusunu da değiştirdik aslında. Yani uzun zamandır biliyorsunuz hep hisseler üzerine gidiyorduk. Bugünkü videoda biraz hisse yok, daha çok Forex ağırlıklı bir videoya çekelim dedik. Malum gündemimiz yoğun, Amerika ve İran'ı konuşuyoruz ve piyasalarda da çok sert hareketler izledik 2020 yılının ilk haftasında. Dolayısıyla biraz daha Forex enstrümanları hakkında konuşalım. Hem de biraz Forex'te işlemi nasıl yaparız? Örnek veriyorum, bu seviyeden aldık, bu seviyeden elden çıkardık. Aradaki getiriyi nasıl hesaplıyoruz? Bunların hepsini de sevgili Meryem Gürsoy ile birlikte sizlerle paylaşıyor olacağız. Şimdi Meryem, 2020 yılına başladık. Aslında biz hani 2019 yılına baktığımız zaman çok iyimser bir tabloyu kapatıyorduk. Bayağı mutluydu. Piyasalarda risk iştahı güçleniyordu. Amerika ve Çin malum biliyorsun ilk faz görüşmelerini tamamladılar. Ocak ayında imzaları atıyoruz dediler. Biraz piyasa rahatladı. Ne zaman böyle artık nefes alacağız dedik, rahatladık dedik, hani pozitif bir tablo var dedik. Bizim içeride de borsa olsun, dolar olsun biraz daha iyimserdi ama İran olayıyla patlak verdik. Ne diyorsun? Nasıl yorumlamak gerek bu tabloyu? Evet, senin de dediğin gibi 2020'ye maalesef bir ABD-İran kaosuyla başladık. Bunun etkilerini de aslında hem endeksler üzerinde hem emtialar üzerinde gördük. Ama bugüne baktığımızda Trump tarafından gelen olumlu açıklamalar, keza yine ABD Temsilciler Meclisi'nin Trump'ın İran'a müdahalesini savaş anlamında engelleyici yasa tasarısının haberini aldık, bildirimini aldık. Bunların hepsi piyasalar için olumlu oldu ve bunu zaten endeksler üzerinde, gerek MTI üzerinde de fiyatlamalara yansımalarını gördük. Şimdi burada tabii önemli olan tabii hani her şey bitti mi, süt liman mı oldu? Tabii ki de değil. Hala piyasadaki endişeler devam ediyor. Olumsuz tablonun bir kısmını atlattık diyebiliriz gelen açıklamalardan dolayı. Çünkü hani artık yaptırım düzeyinde bir durumu söz konusu olduğunu ve sıcak temasın yaşanmayacağı beklentileri piyasaları bir nebze rahatlattı. Ancak hala baktığımızda endişelerin tamamen bitmediğini görüyoruz. Ama bunu tabii emtia cephesine yansımasına baktığımızda ilk tepkiyi tabii ons altında gördük. Emtialara geçmeden önce. Peki şimdi haliyle yatırımcılar merak ediyor. Bu hafta evet çok sert hareketler konuştuk. Şimdi sen anlatacaksın zaten emtia cephesini de. Bir duruldu, bir sakinleşti ya. Ocak ayında sence biz hala bu konuyu illaki konuşacağız da sana göre nasıl bir tabloyu konuşabiliriz? Yani hani gerçekten sakinleşti mi? Gerçekten aralarında o misilleme kavgası sona mı erdi? Yoksa her an bir atak gelebilir mi? Yani bu riskler devam eder mi sence? Ne dersin? Açıkçası ben bu risklerin devam edebileceğini düşünüyorum. Çünkü hani bu kadar kısa sürede, şimdi ABD de çok büyük bir devlet, İran da çok büyük bir devlet. Dolayısıyla da birbirlerine karşı misilleme ataklarının olabilme olasılığını göz önünde bulundurmakta fayda olduğunu düşünüyorum. Evet, şu an bir miktar pozitif hava var ama her şeyin tam gerçekten olumlu olduğunu konuşabilmemiz için önümüzdeki günlere bakmak gerektiğini düşünüyorum açıkçası ben. Bu aslında biraz ABD ile Çin görüşmelerine benziyor. Geçen sene 2019 yılında ABD ile Çin arasında sürekli bir ticaret anlaşması oldu, olacak, nasıl şekillenecek, bunlar üzerine konuştuk. Aslında ABD İran'da vardı. Sen de çok iyi biliyorsun değil mi? Doğru. Biz hani özellikle altını konuşurken hep arada saydığımız riskler içerisinde Amerika İran diyorduk ama hep gerideydi. Şimdi yüzüne çıktı. Şimdi dolayısıyla da bence bir süre daha ABD ile İran'ı konuşacağız diye düşünüyorum ben. Ocak ayı itibariyle de evet her şey çok mu güzel? Şu an için açıkçası piyasalar evet bir nebze soluklandı. Ancak bu soluklanmadan sonra gerçekten bir rahatlama olduğundan bahsedebilmemizin şu an için çok mümkün olduğunu düşünmüyorum. Yani aynen öyle. Meryem'in de söylediği gibi yani biz Ocak ayında dış piyasada Amerika ve İran cephesini takip etmeye devam edeceğiz. Her ne kadar piyasa şu anda dinmiş gibi gözükse de her an gelebilecek bir açıklama anında bütün senaryoları değiştirebilir. Ki mesela Trump'ın da bugün bir açıklaması vardı. İran'a büyük yaptırımlar geliyor diye. Ve gelecek günlerde de Amerika Hazine Bakanlığı bunu açıklayacağını söyledi. Yani onaylanmıştı onun tarafından. Yani anlaşılan bu iki ülke arasındaki iç savaş bir süre daha devam edecek. Dolayısıyla
haber akışlarının ön planda olduğu bir ay olduğu için sert hareketlere karşı da dikkatli olacağız. Şimdi az önce Meryem söyledi. En çok hareketi emtialarda gördük aslında. Evet. İlk etapta da ons altın var. Birçok yatırımcının da sevdiği bir enstrümandır aslında. Dolayısıyla bir altınla başlayalım dedik. Bir altını Meryem'e soralım. Ne gördü? Nasıl bir tablo var? Ve açıkçası Ocak ayında nasıl bir seyir izleyecek altın cephesi? Şimdi evet, altınla başlıyoruz. Altın tabii bu olaylarla 1611 dolar civarını gördü. Oradan da tabii bir geri çekilme görüyoruz biz. Şimdi tabii buradaki bu sert hareketin geri çekilmesini de izledik. 1500 şu an takriben 1548 dolar civarında fiyatlanıyor altın. Şimdi burada tabii aslında Forex tarafında mesela senin bir hesabın olsaydı, bir yatırımcı olsaydın, bir lotluk bir altın pozisyonun olsaydı 1550-1600 aralığındaki bir işlemde bir lotta yaklaşık 5000 dolar civarında bir kazanç elde edebilirdin. Tabii bunun diğer tarafına da bakmak lazım. Hani kazanç tarafı ama tabii ki de işin tersi tarafında olsaydın, belki 1550'de satış pozisyonunda olsaydın bir o kadar da zarar etme olasılığın olabilirdi. Ama tabii Forex tarafında hani bunu değerlendirmek, bakiyenin tamamını bağlamamak, kaldıraçtan faydalanmak her zaman diğer taraftaki fırsat maliyetinde göz önünde bulundurursak bir avantaj olarak değerlendirilebiliyor. Peki açıkçası yatırımcılar mesela işlem yaparken lot miktarında kendileri belirleyebiliyorlar değil mi? Tabii ki de. Yani benim verdiğim örnek bir lot üzerinden, ki bir lotluk ons altın işlemi bir lot 100 onsa tekabül ediyor. Ama tabii ki de bunu isterseniz 0.10 lot ya da 0.50 lot olarak, yani onsun dediğini küçülterek de işlemler yapabilirsiniz. Bu tabii ki de Forex'teki sizin bir miktar teminatınıza, varlığınıza da ilgili bir durum. Dolayısıyla lotunuzu istediğiniz kadar bakiyenize göre belirleyebiliyorsunuz burada. Burada araya da girmek istiyorum. Çünkü hani biz integral yatırım olarak hem size videolar aracılığıyla da Forex hakkında bilgiler veriyoruz. Aynı zamanda haftanın 5 günü de ücretsiz online eğitimlerimiz de var. Bunlara da katılım sağlayabilirsiniz. İntegral Forex sitesinden girerek ücretsiz eğitimler kısmından kayıt yaparak bizlere bu anlamda ulaşabilirsiniz. Online eğitimler üzerinden de detaylı bir şekilde Forex hakkında bilgiler alabilirsiniz. Aynı şekilde tabii ki müşteri temsilcilerimizle de detaylı olarak konuşabilirsiniz. Peki o zaman tekniğe geçelim mi? Teknikte ne diyorsun? 1555'leri biz altını çizdik. Evet. Hatta 2019 yılında aşamadığımız bir noktaydı. Ve şimdi hani çok sert açtık. 1610'ları konuştuk. Sen de az önce söyledin. Peki Ocak ayındaki tablo için ne düşünüyorsun? Şimdi ben açıkçası bu kadar sert bir hareketten sonra zaten bir miktar geri çekilmeyi gördük. 1555 önemli bir direnç altında. Şimdi ben 1540-1555 aralığında bir miktar altının kendisine bir dip oluşturabileceğini düşünüyorum. Çünkü o kadar sert bir hareketin geri bir düzeltmesi olacaktır. Ki bunu da zaten 2 gündür görüyoruz işlemlerde. Ama genel olarak baktığımızda risk unsurlarının devam ediyor olması, şu an ABD ile İran arasındaki şu anki bir yatışma durumu söz konusu ama biraz evvel bahsettiğim gibi bunun hala devam edeceğini, o taraftan gelebilecek haber akışlarının önemli olduğunu göz önünde bulundurursak, keza diğer tarafta yine bir Brexit durumu söz konusu. Bunların hepsi altınla ilgili, altının güvenli liman talebini çalıştıran etkenler. Dolayısıyla şu an teknik olarak bir miktar belki 1540-1555 aralığında kendine dip oluşturabilir. Ama risk unsurları göz önünde bulundurursak, gelebilecek haber akışlarıyla yine bir sert hareket, hani gelebilecek sert bir haber akışıyla bir hareket olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla bu süreçte, bu ay içerisinde ons altında haber akışlarının bir kenara koyarsak 1540-1555 aralığında kendisine bir dip oluşturma çabası içerisinde olacağını düşünüyorum ons altında. Aynen, yani kısacası hala altındaki temkinli seyrin biz devam edeceğini düşünüyoruz. Peki bir diğer emtiaya da geçelim mi? Petrol. Petrol. Şimdi aynı hareketi aslında petrolde de gördük. Bir anda çok ciddi yukarı yönlü bir hareketten sonra tabii geri çekilmeler oldu. Şimdi şu oluşu tabii ABD ile İran arasındaki savaş mı çıkıyor paniği? Aynı zamanda Orta Doğu'da bir arz sıkıntısı olabilir mi gerginliği? Petrolde yukarı yönlü hareketi tetikledi. Ancak sonrasında yine
yine gelen altında da bahsettiğimiz gibi Trump'ın ılımlı açıklamaları, işte Temsilciler Meclisi'nde Trump'a yönelik, Trump'ın İran'a yönelik herhangi bir askeri yetkisini kısıtlayan tasarıdan sonra bu güzel haberleri, olumlu haberleri aldıktan sonra petrolde de bir geri çekilme oldu. Hem WTI'de hem Brent'te de teknik olarak baktığımızda da zaten 50 günlük ortalamasının şu an üzerinde, yani 50 günlük ortalamasına çekildiğini söyleyebiliriz. Baktığımızda tekrar o yükseliş sırasındaki gördüğü top seviyeleri görebilir miyiz? Açıkçası o anlamda ben WTI ve Brent'i çok güçlü bulmuyorum. Yani tekrar o seviyelere gelmesi için daha güçlü bir durumun söz konusu olması gerekiyor. O yüzden şu an bir miktar aslında dikkat ederseniz zaten bu ABD ile İran sürecinden önceki fiyatlamaya geri geldi. Aynen. Yani aslında hani o sert hareketini, oradaki kazançların hepsini geri verdiğini söyleyebiliriz. Burada belki biraz hani teknik bakabiliriz. Hani WTI için 58.75 önemli bir destek seviyesi ki 50 günlük ortalamasının geçtiği seviye. Hı-hı. Yukarıda da direnç seviyesi olarak 60-75 seviyelerini söyleyebilirim. Brent'e baktığımızda da Brent'te yine 50 günlük ortalaması 64-15 bir destek noktası. Direnç seviyesi olarak da 66.2'yi söyleyebiliriz. Ama dediğim gibi şu an bir miktar hani arz sıkıntısı endişesinin kalkmış olduğunu görüyoruz. Üretimle ilgili de bir endişenin şu an için gelişmelerden dolayı kalktığını söz konusu gözlemliyoruz. Dolayısıyla da şu an için tekrar şu seviyelerde bir miktar hani kendini fiyatının oturtmaya çalışacağını düşünüyorum ben petrolün. Ama tabii altın için söylediklerimiz petrol için de bence geçerli. Çünkü gelebilecek haber akışları, herhangi bir müdahale, bunların hepsi tabii hem ons altını hem de petrol fiyatlarını yine tekrar sert bir yukarı yönlü hareketi destekleyici olabilir tabii ki de. Aynen, petrolde de yani hareketli günler bizi bekliyor. Meryem Gürsoy sizi bu anlamda uyardı. Peki o zaman dolara geçelim değil mi? Evet, dolarda olmazsa. Olmazsa olmaz yani onu evet. Biraz ortalara sakladık sizler için. Şimdi malum dolarda şu andaki fiyat hareketimiz 5.87'lerden geçiyor. Aslında biz 2019 yılında bence doları iyi atlattık. Sonuçta çok ciddi gelişmelerle karşı karşıya kalmıştık. Biliyorsun endeks cephesinde çok sert satışlar oldu. Kurun tepkisi yukarı yönde biraz daha zayıf kaldı aslında. Ve son günlerde de çok fazla kendisini sıkıştırmıştı. Yani 5.96 aralığında gitti geldi. Zaman zaman 5.95-6'ya çıkınca piyasayı biraz tedirgin etti. Yani kur yönünü yukarıya mı çevirdi diye. Ama hem biraz piyasalardaki iyimser hava, hem bizim Libya'daki gelişmelerle ilgili biraz daha algının zayıflaması ister istemez biraz piyasayı bence yumuşattı. Zaten kur hem tedirgin de hem yatay ve temkinliydi. O yüzden biraz böyle gevşemeye çalıştığını ben görüyorum. Ama hala kurda ciddi bir düşüş beklemiyorum Meryem. Yani 5.85'in altında ben o kuru görmediğim sürece çok ciddi aşağı yönde bir eğilim oluşmasını düşünmüyorum açıkçası. Yani o yüzden bizim için 5.85 oldukça önemli bir destek noktamız. Eğer olur da tekrardan ki olacağını da düşünüyorum. 5.90'ları konuşmaya başladığımız zaman da endişelenmeyin. Kurun tekrardan yönünü yukarıya çevirdiğini söyleyebilmem için altı direnci benim için daha önemli. Yani orası biraz daha psikolojik direnç noktası açıkçası. Yani altıların üzerinde bir kur göreceğiz ki evet zaten algılar değişmeye başlamıştır. Artık kurda da 6 liraların üzerine konuşuruz derim. Dolayısıyla bu süreçte aşağıda 5.85, yukarıda da şimdilik 6 ama ara bölge isterseniz 5.90-5.95'leri takip edin. Zaten dediğim gibi 5.90'ların üzerine de çıkarsa yine eski aralığı konuşmaya devam edeceğiz. Malum Ocak ayında hem siyasi gelişmeler var. Hem 16 Ocak'ta zaten Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Yani tablo hem yoğun hem karışık ama dolar TL ben açıkçası Ocak ayı içerisinde de yeni bir fiyat hareketi oluşturabileceğini şu aşamada pek fazla öngörmüyorum. Şimdi enstrümanlarda altın, petrol ve doları konuştuk. Bir de videolarımızda pek paylaşmazdık ama baktık ki sizlerden gelen sorular doğrultusunda artık yavaş yavaş paylaşma gereksinimi hissettik ve açıkçası DAX ve Nasdaq ele almak istedik. Şimdi orada da tabii grafiklerimiz var. Bu arada özür
diliyorum. Çünkü biz grafikleri unuttuk. Burada bir altın grafiğimiz vardı. Şimdi mesela isterseniz DAX ve Nasdaq üzerinden, grafikler üzerinden gidelim. Şimdi burada baktığımız zaman mesela DAX'ta uzun bir zamandır gördüğümüz bir yükselen trendi var. Yani yukarı yönde bir eğim içerisinde. Bu açıdan bence olumlu. Ve mesela burada size belirtmek istediğimiz noktalar yukarıda 13.935'ler, yani yaklaşık 13.950 olarak da onu görebilirsiniz. Yani o gösterdiğimiz hedefte şu oluyor. Eğer ki şu anda zaten gördüğünüz üzere 13.445'lerin üzerinde DAX. Eğer bu hareketini korumaya devam eder, yukarı yönde potansiyelini daha da güçlendirebilirse, evet, yukarıdaki hedefimiz 13.935-13.950'lerden geçiyor. Ve hatta mesela araya girmek istiyorum tekrardan. Araya girmek değil de Meryem'i araya sokmak istiyorum. Şimdi eğer bir yatırımcı, diyelim ki ben bugün demeyelim ama DAX'ta 13.000'den bir alım yaptım. Ve açıkçası 13.400'lere geldiğinde de dedim ki benim için bu kadar yeter. Ben zaten 13.000'den aldım dedim. Benim için burada getirisi ne olur DAX üzerinden? Nasıl bir hesaplama yapıyorsunuz? Şimdi DAX'taki kontrat değerini, sözleşme büyüklüğünü bilmek gerekir aslında burada. Siz bir lotluk bir pozisyon açtığınızda kontratınızın büyüklüğü 25'e tekabül eder. Dolayısıyla siz 13.000'den alıp 13.400'den sattığınızda zaten aradaki fark 400'dür. Şimdi buradaki kontrat büyüklüğünün 25 olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla elde ettiğiniz kar birimi 400 birim. 400 birimde 25 kontratta çarptığınız zaman zaten 10.000'e tekabül ediyor. Şimdi DAX'taki eder zaten euro cinsinden olduğu için elde ettiğimiz kar aslında 10.000 eurodur. Bunu tabii hani dolara da çevirebiliriz. Eğer hesabınız dolar cinsindeyse dolara da çevrilebilir. Ama tabii hani bu kontratlar yine aslında altında bahsettiğim gibi her kontratın bir karşılığı var. Sözleşme büyüklüğü var. Siz 1 lotluk bir pozisyon açtığınızda 25 kontrata tekabül edecektir. Ama eğer 0.50'lik bir pozisyon açıyorsanız da o da 12.5 sözleşme büyüklüğüne tekabül edecek. Tabii şimdi 13.000'den aldın, 13.400'den sattığınızda yaklaşık bir 10.000 euroluk bir kar durumu söz konusu. Ama tabii işin diğer tarafını da konuşmak lazım. Her zaman söylüyoruz. Kaldıraçlı piyasa çünkü Forex piyasası. Dolayısıyla da tam tersi bir pozisyon açmış olsaydınız da bir o kadar tabii zarar durumunuz söz konusu olabilir. Dolayısıyla hani kaldıraçlı işlem yaparken lotlara da dikkat etmekte fayda görüyorum. Yani bu doğrultuda biz açıkçası DAX için konuşacak olursak tabii ki dışarıyı, yani Amerika ve İran tarafında takip edeceğiz. Küresel piyasalarda bir toparlanma var. Bunu da tabii ki CFD üzerinde de, yani DAX üzerinde de gözlemleyebiliyoruz. Yukarı yönde bir eğimi var. Şu sıralarda da 13.522'lerdeyiz. Ama bahsettiğim seviyeleri bu anlamda grafikte de söylediğim gibi takip etmenizi öneriyorum. Zaman zaman geri çekilmeler olur ama ciddi bir satış için gerçekten dışarıdaki algının bozulması gerektiğini ben düşünüyorum. Şimdi bir diğer grafiğimize de bakacak olursak son olarak Nasdaq. Nasdaq'ta da şimdi şöyle bir tablo var. Burada da gördüğünüz üzere aslında yükselen bir kanalı var. Ve şu anda da bu kanalın tam böyle sınır bölgesindeyiz. Ve şu andaki Nasdaq tarafına bakacak olursam fiyat hareketimiz 9.040'lardan geçiyor. Dolayısıyla yani aslında bugün 9.040'ın üzerindeki performans da yukarı yönde eğimi açısından bence önemli. Dediğim gibi dışarıdaki iyimser hava bunu da destekleyecektir. Yani bugünü biraz daha pozitif geçirebiliriz ama malum siyasi gelişmeler ön planda, görülebilmesi zor şeyler. O yüzden haber akışlarını sürekli altını çiziyoruz. Çünkü en ufak, Meryem'in de söylediği gibi, olumsuz bir haber bütün senaryoları teknik ve temel olarak değiştirebiliyor. Söylediğim gibi bugün Meryem'le 2020 yılının ilk yayınını yaptık. Biraz konsepti değiştirmeye çalıştık. Hem Forex için size bilgiler verdik, hem diğer taraftan 5 tane enstrümanımızı da ele aldık. En çok tabii ki bu aralar tepki veren enstrümanlar olması da tercih sebebimizdi. Grafikler için de sizlerden gelen önerileri yakından takip ediyoruz. Evet, biraz videonun ortasında aklıma geldi. Kusuruma bakmayın ama bundan sonraki videolarda da yine sizlerle arkada grafiklerimizi de paylaşıyor olacağız. Ağzına sağlık diliyorum Meryem. Daha başka videolarda da görüşmek üzere. Görüşürüz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdiden hepinize iyi hafta sonları dilerim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.